Böcekler, mini mini böcekler, çeşit çeşit yemişlerle süslenmiş. Çocuklar koşuyor, kuşlar uçuyor, nehirler coşuyordu. Her köy köşesi ayrı güzel olsa da dünya oldukça mutsuzdu. Üzerinde garip olaylar yaşanıyordu. İnsanlar kendilerinin bu güzellikleri sunan yüce Allah'ı unutmuşlardı. Ona değil farklı şeylere ibadet ediyorlardı. Kimi ateşe, kimi güneşe, kimi ineğe tapıyordu. Taştan, tahtadan yontukları oyuncaklardan yardım dinliyorlardı. Onlara put deniyordu. Oysa taşı, ateşi, tahtayı, ineği ve güneşi yaratan Allah'tı. Asıl ibadet edilmesi gereken oydu. Zengin fakiri eziyordu, kız çocukları istenmiyordu. Fakirler dışlanıyordu, yaşlılar horlanıyordu. Hastalar bakımsızdı, kısacası insan saygı yoktu. Hakka, hukuka uyum saygı yoktu. Cahil insanları ağlamak dünyaya zor geliyordu. Yüce Allah Hazreti Adem'den bu yana pek çok peygamber göndermişti. Peygamberler insanları Allah'a ibadet etmeye çağırmışlar. Doğru yoldan iletmek, dürüstlükten ayrılmaları için uyarmışlardı. Fakat insanlar her seferinde şeytan uyumuşlar. Peygamberlerin getirdiklerini emir ve yasaklara unutmuşlardı. Hazreti İsa'nın gönderilişinin üzerinde 500 yıldan fazla zaman geçmişti. Dünya artık yaşanan haksızlıklara, üzüntülerle, kötülere dur diye peygamberler bekliyordu. O gelecek ve dünyaya adalet, barış, iyilik getirecekti. Peki ama o ne zaman gelecekti? Ve burada bitiyor. Evet, birinci gün bitti. İkinci güne geçiyoruz. İkinci günde bırakalım, ikinci güne geçme. İkinci gün konumuz ne çocuklar? Onu kim okuyacak? Bundan yarın. Onu ben Ahmet mi? Okuyor çünkü. Ahmet okuyacak yarın. Bu videodan sonra Ahmet okur. Baba Yiğit kitapları okusun, ben de vlogları mı yapayım, ne bileyim lan. Kapanış yapın arkadaşlar.